Step Back'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe Amanlar, Özer Çelik Süngü ile birlikte yine NBA'de gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Özer hoş geldin. Hoş buldum abi. Tabii biz de iyi takımları, kötü takımları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için 3 tane iyi takım, 3 tane de kötü takım seçtik ve iyilerden başlayalım dedik. Doğudan başlayacağız. Cleveland Cavaliers diyeceğiz. Şöyle Özer topu sana atarken ufak ufak istatistikler de vereyim. Bir kere zaten 8 galibiyet, 0 mağlubiyetle NBA birincisi olarak yollarına devam ediyorlar. Ofansif ratingleri 121.9, ikinci sıradalar bu konuda ve asiste de 7. sıradalar. Gerçekten iyi hücum ettiklerini söylemek lazım. Bu sezon hücum olarak zaten şu an Cleveland, Golden State gibi takımlar çok ön planda başladılar. Ki aslında bunlara tabii ki de Celtics'i de ekleyebiliriz. Ama Cleveland'ın bunların dışında aslında teknik olarak yaptığı farklı şeyler var. Bunları biz seninle kanaldaki programda da konuşmuştuk. Dilersen oradan girelim. Cleveland bu sezon neyi farklı yapıyor? Ya Cleveland'la ilgili burada etkileyici olan unsur aslında senin de söylediğin gibi malzeme değiştirmeden ortaya daha iyi bir ürün çıkarmayı başarmış olmaları. En azından sezonun şu anki noktasında. Şimdi Boston Celtics'in zaten kanıtlanmış bir başarısı vardı. Boston Celtics bunun üzerine bir katman daha koydu. Ama Cleveland'a baktığımızda Cleveland'da bu dörtlü, yani Garland, Mitchell, Mobley, Allen dörtlüsü bir arada oynarken yeterince verimli olunamadığı konusunda kanaat getirilen bir dörtlüydü. Kenny Atkinson buraya gelip bu dört oyuncuyu sistemin içerisinde farklı rollere biraz daha dağıtarak, onların rollerini biraz daha farklılaştırarak verim almayı başardı. Ve bu takımı aslında bir Donovan Mitchell takımı olmaktan çıkartıp kademe kademe bir Evan Mobley takımı yapmaya başladı. Ve bence zaten asıl değişim burada başlıyor Efe. Çünkü Donovan Mitchell'dan bu takımı Evan Mobley'e biraz daha taşıdığınız zaman bu takımın belki tabanını düşürebilirsiniz. Tabii ki 8-0 başlayan bir takım hani taban düştü diyemiyorsun ama sezonun bir noktasında Cleveland geriye adım atabilir. Çünkü hani bu 8-0'da şunu da söylemek lazım. Görece biraz daha kolay bir fikstürleri vardı. Her ne olursa olsun bu 8-0'ın sonunda 2 tane Milwaukee, 1 tane Lakers, 1 tane New York galibiyetleri aldılar. Milwaukee maçlarından bir tanesi Giannis sakattı, oynamadı. Onu da tabii yine belirtmiş olalım. Orada bir parantez vereyim ya. 2 Milwaukee, 1 Lakers maçı oynadı ve bunları kazandı diyorsun ama 3 maç, yani Lakers değil de 2 Milwaukee maçında verme şansı çok fazlaydı. Tabii. Yani böyle gümbür gümbür galibiyetler zaten değildi onlar. Son maç 118-116 bitti. Garland 39 attı yani o maçta. Ama bence bak o maçların içinde bile çok etkileyici şeyler var. Bunlardan bir tanesi ya bu takım geçtiğimiz yıl Donovan Mitchell'ın durmasını kaldıramıyordu. Donovan Mitchell'ın yavaşlamasını bile kaldıramıyordu. Fakat şu anki haliyle oluşan Cleveland'da bu açıdan çok daha farklı bir takım görüyoruz. Çok daha bu yükü paylaşabilen, kaldırabilen bir takım görüyoruz. Burada neyi farklı yapıyorlar? Yani Donovan Mitchell'a kardeş sen geriye gidiyorsun demedi aslında kimse. Burada hücum içinde bilinçli bir karar alındı ve o da Evan Mobley'nin topla daha fazla haşır neşir olması. Aksiyonu başlatan tarafta ilk aksiyonun içerisinde bir noktada Evan Mobley'nin olması. Yani topu yarı sahaya getiren Darius Garland gerekirse Mobley'den perde alıyor. Veya Darius Garland topu ilk başta Mobley'e bırakıyor. Sonra Evan Mobley gerekirse tepeden bir birebir oynuyor. Veya handoff'la Donovan Mitchell'a pozisyon hazırlıyor. Yani hep ilk topun, ilk kararın içerisinde olur bir hale geldi Evan Mobley. Ve burada tabii böyle olduğu zaman da ne olursa olsun NBA'de savunmalar hangi oyuncu topu elinde tutuyorsa ona göre pozisyon alırlar. Sen burada topla elinde pozisyon alınması gereken oyuncuyu Donovan Mitchell değil Evan Mobley yaptığında, bir uzun yaptığında ve uzunun etrafında da bir spacing oluşturduğunda basketbolun bilindik geometrisini de değiştiriyorsun aslında. Yıllardır bu yüzden zaten Denver Nuggets'ın yaptığı şey çok farklı bir hücum sistemi ve çok başarılı bir hücum sistemi oluyor. Çünkü ne olursa olsun spacing değişiyor. Geometri orada farklı bir şekilde değişiyor. Yani bu sadece basit bir 4 oyuncu dışarıda, 1 oyuncu içeride mantığı değil. Sen burada topla haşır neşir olan oyuncuyu daha çok uzun yaptığında takımların da buna karşı nasıl reaksiyon vereceği her zaman değişebiliyor ve bu sana bir avantaj getiriyor. Bunun yanında sen Donovan Mitchell'ın topsuz özelliklerini de aktifleştirdiğin zaman Mitchell'a da aslında farklı alanlar açabiliyorsun. Mobley'e kendisini daha iyi alanlar açabiliyorsun. Çünkü şöyle bir durum var. Top elinde olmadığı zaman Evan Mobley Donovan Mitchell'a göre daha sınırlı bir oyuncu. Ama top elinde değilken de Donovan Mitchell aslında değer üretebiliyor Efe. Bence burada asıl önemli olan konu bu. Çünkü Mobley topa sahip olmadığı zaman köşeye gidiyor. Köşeye gidince de çok iyi şut atmıyor. Oradan backdoor katları ile girmeye çalışıyor ya da oradan alıp baseline'e drive ediyor. Bu çok sınırlı. Ama Donovan Mitchell böyle değil. Donovan Mitchell elinde top yokken perdelerden çıkabilir, kat yapabilir, keçen şut atabilir, hücum reboundunu zorlayabilir.
bin bir farklı aksiyonun parçası olabilir. Mobley'de bu biraz daha problemliydi. O yüzden bence Cleveland hücumu burada çok iyi bir noktaya gitti. Buradaki sistemin işlemesi için en kritik parçalardan biri belki de birincisi Darius Garland'dı. Çünkü Garland geçtiğimiz sezon çok kötüydü. Bu sezon Garland'ın bu yeni sistem içerisinde, Kenny Atkinson'un sistemi içerisinde var olabilmesi için biraz toptan vazgeçmesi gerekiyordu. Şu ana kadar da bunu makul bir düzeyde yapabildi. Yani Garland bu takımın aslında baktığımızda halen topla elinde en iyi karar verebilen oyuncusu. Ama sen eğer bu takımın tavanını yükseltmek istiyorsan Garland'ı gerektiğinde biraz daha ikinci rollere, ikinci oyun yönlendirici rolüne atman gerekiyor. Mobley'i burada bire yükseltmen gerekiyor. Şu anda da bence Kenny Atkinson bu takımın başına yeni gelince direkt olarak bu planla başladı. Bu planın işlemesini sağlayan bir unsur da tabii 3 numaradan şut alabilmek. Dean Wade şu anda iyi şut atıyor. Orada hani Okoro'yu da bence gönderebiliyorlar. Çünkü spacing'e ihtiyaçları var. Mitchell, Garland, Dean Wade iyi şut atıyorlar. Mobley gayet iyi başladı ve Jared Allen da öyle bir yüzdeyle oynuyor ki zaten şu anda. O da çok farklı bir noktaya getiriyor ve birdenbire senin karşında çok fizikli, potayı iyi savunan ve hücumda da o kadar da sıkışmayan bir takım ortaya çıkmış oluyor. Şu an hücumda dördüncü sıradalar. Yani genel verimlilikte dördüncü sıradalar. Herhalde yani 8-0'lık başlayan bir takıma da şunu yapamıyorlar demek çok olmaz gibi duruyor ama en büyük sorunu reboundlardı. Yani bu takımın testi zaten normal sezon değil. Burada ama şöyle bir şey var. Şimdi Cleveland'ın bence sezona bu kadar iyi başlamasının bir avantajı şu olacak. Hepimiz şunu biliyoruz ki Milwaukee'de, Philadelphia'da sezonun bir noktasında artık yukarıda bir çıkış yapacak diye düşünüyorum. Yani ellerindeki kadrolar da bunu getiriyor. Bir şekilde işte Philadelphia'yı birazdan konuşacağız. Embiid geri dönecek. Milwaukee belki bir koç değiştirecek. Bir şeyler yapacaklar. Ama sezonun bu noktasında belki bir ilk 15-20 maçta onlara yapabilecekleri herhangi bir galibiyet mağlubiyet farkında bu playoff'ta onların işine çok yarayacaktır veya daha işin sıkıştığı anlarda fixture olarak. Ya ben orada şöyle düşünüyorum. Biz işte bir doğuda ilk 3 yazdığımızda hani Boston, New York, işte Milwaukee veya Philadelphia veya hani böyle bir dörtlü yazdığımızda bence bu dörtlünün arasına girme ihtimali en yüksek olan takımlara işte Indiana, Cleveland, Orlando diyorduk. En net Cleveland. Yani bu dörtlünün arasına girme ihtimali. Hatta bence girecek olan takım Cleveland. Çünkü orada şöyle bir durum var. Abi normal sezonun dinamikleriyle playoff'un farklı. Normal sezonda önemli olan konulardan birisi senin her maça ne kadar ciddi geldiğin ve ne kadar kolay maç kazanabildiğin normal sezonda. Normal sezonda kolay maç kazanabilmek her takımın iyi başarabildiği bir şey değil. Ama Cleveland'ın sahip olduğu şey onu playoff'ta biraz sınırlasa bile ona normal sezonda kolay maç kazandırıyor. Çünkü Cleveland default olarak Mobley ve Jared Allen aynı anda sahaya koyduğunda iyi bir savunma takımı oluyor. Potayı iyi kapatan bir takım oluyorlar, fiziksel oluyorlar ve bu oyuncular fizikli olmalarına rağmen switch de yapabiliyorlar ve rakipleri savunmada boğabiliyorlar. Bu senaryo hücumda da Donovan Mitchell'la birleştiği zaman sana normal sezonda görece kolay maç kazanabilen bir denklem oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl mesela bu denklem çok işlemedi çünkü oyuncular sakatlandı. Mobley sakatlandı, Garland sakatlandı, Allen sakatlandı, Mitchell sakatlandı belli aralıklarla. Ama şimdi bence bu durum o şekilde tekrar etmediği takdirde zaten Cleveland normal sezonu iyi kazanan bir takım olarak girecekti. Kaldı ki de öyle girdi. Ben hani onların normal sezonda Doğu'nun ilk ikisinde bile bitirseler açıkçası pek şaşırmam. Onların asıl testi playoff olacak. Bakalım playoff'a da daha çok uzun bir süre var. Bütün bir sezonu da hep birlikte izliyor olacağız. Dilersen Doğu'da bir başka önemli takıma geçelim. Boston Celtics şu an offensive rating'de NBA birincisi. En iyi hücum eden takımı, en iyi şut atan takımı. Bu sene süperstarları da inanılmaz başladı ki Porzingis'in olmadığı bir senaryoda da takımın hiç aksamaması, bir şekilde orayı doldurması ve müthiş bir kenar desteği. Yani bu kenar desteğini kasıp sadece Peyton Pritchard değil. Yani Pritchard tabii ki de inanılmaz bir iş yapıyor şu an ama Mazula da inanılmaz bir iş yapıyor. Evet. Yani Mazula inanılmaz bir iş yapıyor. Genel menajer inanılmaz bir iş yapıyor. O ofis inanılmaz bir iş yapıyor. Son 8-9 yıldır da bunu yapıyorlar zaten. Topu sana atacağım ama burada 7-1 ile Doğu'da ikinci sıradalar ki bir yerde Doğu birinciliğini de geri alacaklar Cleveland'dan. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bugün bu konuyla ilgili seninle başka bir şeyler yapacaktık ama Boston Celtics Panathinaikos'u 7 maçlık bir seride kaç kere yener? Yani ben söyleyeyim 9 kere yener. İnan öyle. Yani içiniz rahat edecekse bir kez daha söyleyeyim. Ergin Ataman'ın o konuda bir açıklaması vardı işte hani NBA şampiyonları kendilerini dünya şampiyonu demesinler, gelip bizi de yensinler diye. EuroLeague şampiyonu yenince de hani dünya şampiyonu olmuyorlar. Amerika ve Avrupa şampiyonu olmuş oluyor. O zaman Asya'yı da ve Afrika'yı da mı yenmek lazım? Avustralya'yı da mı yenmek lazım? Hani orada Ergin Hoca da biraz hani itham ettiği şeye düşer gibi olmuş.
Çok doğru. Yani diyecek hiçbir şey yok. Hani şimdi Kostas Sulukas harika bir oyuncu. Bayılıyorum. Çok değerli bir oyuncu. Nasıl oynatacaksın Kostas Sulukas'ı NBA maçında Boston Celtics'e karşı? Jrue Holiday ve Derek White sizce Kostas Sulukas'a ne yapar? Hani Matias, bak gerçekten Panathinaikos'un uzun rotasyonu teoride problem çıkartabilir. Yani Boston Celtics'e. Çünkü Lesor çok fiziksel. Ömer çok iyi hücum reboundu alıyor. Alıp atsınlar. Yani Boston Celtics sizi veya Avrupa'daki herhangi bir takımı matematiksel olarak alt edebilecek olan bir takım. Yani siz istiyorsanız dünyanın en iyi uzun rotasyonuna sahip olun. Yani herhangi bir Avrupa takımı olarak ve oradan sayı üretin. Oradan maden bulun. En az 25 şut atman falan lazım. Yine de matematik yarışını kaybedeceksin. Matematiği kaybedeceksiniz. Yani bir imkan yok bunun. Yani dediğin gibi 7 maçsa 7 maç, 9 maçsa 9 maç. Yani çok zor. Yani ben... çok zor. Hani tek maçta bile, hani hadi bak tek maçlarda bile her şey olabilir diyorsun ama olmaz. Bu tabii ki yani çok olacak bir iş değil yani. Şimdi bu tartışmayı da son zamanlarda yine alevlendi. Ben Ergin Hoca'nın bunu biraz böyle o kendi challenger... Ergin Hoca bence bir noktada yolunu abi NBA'ye yapmak NBA'yi mi kırmak istiyor? Bu arada bak ben de bu arada bu konuda şunu söyleyeyim. Yapmalı ya. Yani olabilir. Bak şeyi açtık. Artık hani NBA'de Avrupalı oyunculara karşı bir ön yargı kalmadı. Çok azaldı. İşte bakıyorsun son NBA draftına birinci sıradan giden oyuncular full Fransız. Wembanyama'yı kastetmiyorum bile. İşte NBA'deki son 6 sezonun MVP'si Avrupalı oyunculardan kurulu. Hani o 90'ların başında olan o Avrupalı oyunculara karşı olan ön yargı bence ortadan kalktı ama bu halen Avrupalı koçlar için kalkmadı. Yani ben mesela şu an NBA'ye baktığımda gerçekten birkaç tane çok kabiliyetsiz koç görüyorum. Yani bu kabiliyetsiz Amerikalı koçlar yerine Avrupa'da iyi şeyler yapmış, iyi şeyler denemiş. Avrupalı koçların da ben bu pozisyonlar için denenebileceğini düşünüyorum. Yani o Messina kazığı biraz ya. Messina çok yapamadı ya. Ya evet. Gerçi şöyle baktığında mesela son 2015'te David Blatt NBA finali oynadı. Tamam, Cleveland'la oynadı. O başka bir şey. Ve David Blatt da hani oynadı ama yani. Ya oynadı. Bir de hani David Blatt da tam sayılmaz. Yani David Blatt çünkü tamam Avrupa basketbolunun yetiştirdiği birini ama Amerikalı. Amerikalı hani, evet. Avrupalı bir Avrupalıyla bu farklı, bariyer tam olarak aşılamadı. Yani ve bence bu noktada da Ergin Hoca gibi bir hocanın ben hakikaten NBA'ye yakışacağını ben düşünüyorum. Hiç ben onu kovaladığını yani, düşünüyorum zaten. Ya ben bence kovalıyor. Yani bunu yer yer onun açıklamalarında da görmek mümkün. Yani Avrupa'yı kırdı zaten artık. Hani evet. Bir noktada başka bir challenge arayacaktır ve bence Ergin Ataman gibi biri de artık hani bir asistan koç olarak gitmez NBA'de bir takıma. Yani bir takımın bir bence sezon maksimum. Bir noktada böyle bir görevi vermek için güvenmesi gerekir. Hani Igor Kokoshkov bir dönem Phoenix'te bu işi yaptı. Hani Kokoshkov da tam böyle o tanıma uymuyor. O da çünkü Amerika standartlarıyla gelişip de gelen biriydi. Yani ben böyle Avrupa basketbolunun içinden gelen bir Avrupalı koçun artık NBA'de denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani o ön yargı halen oyuncu bazında kırıldı ama koç bazında kırılmadı. Ben biraz Ergin Ataman'ın açıklamalarının da hani oralara doğru gittiğini düşünüyorum. Abi bu konuyu da daha fazla dallandırmadan ben de son yorum olarak şunu yapayım. Panathinaikos'u bayağı beğeniyorum. Ergin Hoca zaten milli takımımızın hocası. Başarmadı. Avrupa'da ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı ama Celtics Panathinaikos'u 7 maçlık bir seride 9-10 kere falan yener. Son yorumum da bu olsun. Evet. Celtics konuşmaya devam edelim. Dediğim gibi yani en iyi hücum takımı, en iyi şut atan takım, süperstarları çok iyi başladı. Jason Tatum MVP kalibresinde başladı. Ve onlar yine kalibreyi 60-63 civarına alacaklar. Yani çok iyi maç kazanıyorlar. Mesela hani Porzingis zaten en az aralığa kadar yok diyoruz. Jaylen Brown son 3 maçı, 3 maçı kaçırdı. Kalça sakatlığından ötürü kalçasında ufak bir problem var. Hala Boston Celtics maçları kazanıyor. Bu akşam Golden State'le oynayacaklar. Bence o önemli bir maç olacak onlar açısından. Yine savunma yapan takımı. Hani güzel maçlardan biri olacak o da. Ama hani işte Celtics'te yani şeyi görüyorsun. Yani şampiyonluğu kazanmak bu takıma yani bir rehavet değil. Ekstra bir özgüven getirmiş durumda. Bence bu takımdaki herkes şu an çok daha rahat bir kafa yapısında oynuyor. Bizim yaptığımız şey bizi şampiyon yapabiliyor. Bizim yaptığımız şey kazanan formülün bilincindeler ve bir yandan da bunun yanında halen bu takım bir şeyler kanıtlamak istiyor. Çünkü Jason Tatum ve Jaylen Brown hani bir şampiyonun geçirdiği türden bir yaz geçirdiklerini düşünmüyorlar. Onlar hala kendilerine belli oranda kamuoyu tarafından, toplum tarafından saygısızlık yapıldığını düşünüyorlar ve nispeten doğru. Bunun üzerine gidip kanıtlamak istiyorlar. Bu açlığı da onlarda görebiliyorsun. Yani bu formül zaten oyuncuların odağı ve algısı yüksek olduktan sonra hata yapacak bir formül değil. Çünkü zaten bu formülün kazanabildiğini biliyoruz. Joe Mazzulla da bence artık kenarda çok daha yani şampiyon olmanın getirdiği rahatlıkta olan bir koç. Bu yapı yani çok yavaşlayabilecek bir makine gibi değil ve
öyle bir üçlük performansı ki, hani insanlar maçları izlemediklerinde belki gelip üçlük sallıyorlar gibi düşünebilirler. Kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Celtics'in attığı üçlüklere baktığında, hani atıyorum ya, şu anda Celtics maç başına 54'e yakın üçlük deniyor. bu üçlük sayılarına baktığında hani en fazla 8 tanesi kötü üçlük atışı. El üstü diyebilirsin. Yani bunu burada atmayabilirdin dersin en fazla. Kalanlarının her biri oyunun akışı içinde gelişen ve o anda atılması gereken türden şutlar. Yani böyle olunca da Celtics hani cidden böyle Excel tablosu gibi işliyor yani bu takım. Ya bir de şey, gireniyle çıkanı bu kadar birbirine uyumlu oynarsa, kenardan Pritchard gibi abi, eline müthiş güvendiğiniz bir adam varsa, işte takımın başında Al Horford gibi artık NBA'in tüm DNA'sını ezberlemiş bir ve zaten çok yüksek bir basketbol IQ'lu bir oyuncunuz varsa, işler sizin için biraz daha kolay oluyor. Ama gerçekten Celtics'le ilgili şu an yaptığımız yorumların bence en büyük sebebi artık o ofisten başlayan silsilenin son 12. oyuncuya kadar hepsinin DNA'sını işlemiş olması. Yani müthiş bir dizayn var. Celtics'e şu an üçlük atamayan bir oyuncu oyuna girdiğinde bir anda böyle hani dinine küfredilmiş gibi hissediyorsun. Evet. Çıkarttım bunu buradan diyorsun. Rotasyon da çok bu yapı iyi. Gerçekten çok başarılı. Bu arada rotasyonu çok iyi diyoruz ama o rotasyonu yapmak için de kaç sezon uğraştılar. Kaç sezon ve yani ne kadar da para veriyorlar şu anda, i̇şte. Onu da düşünmek lazım. Şu an NBA'in hani en pahalı takım olmaya gidiyorlar. Gider sözleşmeler bazında. Bunun da bedelini onlar artık şampiyonluk dışında hiçbir şeyle ödemezler. Tabii ki öyle yani. Bu kadar masraflı bir takım şampiyon olmak zorunda. Evet, o zaman Batı'ya geçelim ufaktan. Batı'da da NBA'in şu an en iyi savunma yapan takımıyla başlıyoruz. Oklahoma City Thunder 7-0'la Batı birincisi. Onlar da mesela gerçekten şu an, Özer sana topu atarken şunu söyleyeceğim. Savunma ribandında üçüncüler tüm ligde. Top çalma ve blokta birinciler. Yani çok basit. Hani böyle dünyada basketbolu yeniden Naismith olmana gerek yok. Bir takım çok iyi top çalma yapıyorsa baskıyı iyi yapıyor demektir. Çok fazla blok vuruyorsa demek ki boyalı alanda güçlü ellere sahip demektir. Yani Oklahoma City'nin savunmasını anlatırken işte ne bileyim biz Spurs'de bahsettiğimiz gibi boyalı alanı çok iyi savunuyorlar veya dışarıyı çok iyi savunuyorlar gibi bir şey diyemiyoruz. 5 pozisyonun 5'inde çok iyi savunuyorlar. Evet. Ya onlar da zaten buna yatırım yaptı. Şimdi bakıyorsun bu takıma. Dışarıda Gilgeous Alexander, Lou Dort, Caruso, Kayson Wallace, Jalen Williams. Bunların hepsi ortalama üstü, hatta bazıları elit üstü elit savunmacılar. Ve içeriye geldiğinde Chet Holmgren gibi hani sonuna kadar savaşan, hiçbir fiziksel mücadeleden caymayan, hani yere düşse de kalkıp bir daha dövüşen ve hani içgüdüleri, algıları da çok iyi, potayı iyi kapatabilen bir oyuncu görüyorsun. Hani bu takımda mesela bir rebound problemi vardı. Şu anda üçüncü olmaları etkileyici. Daha Isaiah Hartenstein katılmadı bile bu ekleme. Evet, Hartenstein. Yani daha Hartenstein de buraya katılacak. Ya bu tamamen şunu gösteriyor şu anda. Bu takım tamamen odaklanmış durumda, tamamen konsantre bir durumda ve hiçbir pozisyonu lay lay lom oynamıyorlar. Zaten öyle bir seviyede ki şu an Oklahoma, yani rakipleri iki çeyrekte bitiriyorlar. Yani ikinci eriyi oynamalarına bile gerek kalmıyor Oklahoma'nın. Yani Chet Holmgren'in son 3 maçta 25 dakika üzerinde oynadığı maç yok. Bu inanılmaz bir şey işte. Yani bu zaten hani öyle bir şey ki yani Oklahoma ile oynadığınızda maçlar 3. çeyreğin sonunda rekabetçi olmaktan çıkıyor demek oluyor yani size bu. Bu zaten hani onların geldiği seviyeyi gösteriyor açıkçası. Ve bir de ben şunu da çok beğeniyorum. Şu anda hem Boston hem Oklahoma, hani Boston belki şu anda olmayabilir. Çünkü onların bir uzatmaya giden Indiana maçı var, 135 yedikleri. Ama yani bu iki takım da normal sezon sona erdiğinde NBA'nin en iyi 5 hücumu ve 5 savunması arasında bence olacaklar. Öyle gözüküyor. Şu anda zaten en iyi 5 hücum içerisindeler aynı zamanda. Şu bence çok güzel bir şey. İşte biz Boston'ın az önce üçlüklerinden bahsettik ve onları hücumda övdük. İşte Oklahoma'da onların ya hemen arkasından geliyor ya da bir basamak önünde hücumda. Yani ya birinci ya ikinci konumda şu anda Oklahoma. Oklahoma'da ligin boyalı alandan en çok sayı bulan takımı. Yani NBA'de hala başarıya giden yolun tek bir açıklaması yok. Yani tek bir formül yok sizi başarılı takım kılan NBA'de. Bence bu da güzel bir şey. Yani bazen bunun böyle çok tek düze bir algısı oluyor. Basketboldaki yeni trendler, yeni modeller biraz fazla yanlış anlaşılıyor. Ama bence hani şu anda Batı'yı domine eden takım Oklahoma ve Doğu'yu domine eden takım Boston Celtics'e baktığında iki tane başarılı takım ama görece birbirlerinden farklı oyun modelleri de görüyorsun. Bence bu da güzel bir şey. Ya bu senin dediğin şey bence o neyle alakalı biliyor musun? Şimdi Golden State oyunu değiştirirken 2015'ten 2019'a kadar NBA finallerinde oynadı ve işte 4 tanesini de kazandılar.
Pardon, sonra bir tane 2022'de kazandılar. Ve insanlar dedi ki abi Pace and Space basketbolu şu an dünyaya yayıldı. Bunu en iyi Golden State oynuyor ve bu adamlar sürekli başarılı oluyor. O zaman biz hepimiz bunu oynayalım. Ama orada atladıkları şey var. Mesela şimdi Oklahoma City batıya damga vuruyor. Ama Oklahoma City Thunder geçen sezonda mesela batıda final görmedi. Evet. Yani batıdan finale yüksekliğe gidemedi. Yani bu sezon da gidemeyebilir. Veya tabii. Boston Celtics hani doğuda ne kadar tökezler bilmiyorum ama daha iyi yapılanmış bir Milwaukee veya daha iyi yapılanmış bir Sixers veya bir New York yine de çelme takabilir. Yani NBA'de evet. Bence olması gereken de buydu. Yoksa ya Pace and Space çok iyi bir basketbol evet. Ama tamamen ona sıkıştığın anda da yeni kahramanlar yaratamıyoruz. Zaten yani hep tez antitez şeklinde mecbur. Gidiyor. Yani öyle gitmese zaten bir şey bulan takım bir sonraki devrime yani. Kadar hani şampiyon olması gerekirdi. Ama biz NBA'de son 7 yıldır back to back şampiyon görmüyoruz. O zaman bu demek oluyor ki belli antitezler üretiliyor bu ligde. Yani mesela işte bir önceki sezon Denver'a bakıyorsun. Denver işte geçtiğimiz yıla hani son şampiyon geldi. Denver'ı kim eledi? Minnesota. Minnesota ne yaptı? Rudy Gobert ve Karl-Anthony Towns'ı oynattı. Yani orada Tim Connelly eski Denver genel menajeri Minnesota'ya geldiğinde bir Denver antitezi çalıştı. Ya bunlar hedef ya, odaklı. Evet yani bunlar biraz hedef odaklıdır. Mesela şu an New York'a bakıyorsun. İşte son şampiyon Boston, New York Knicks ne yaptı bu yaz? Karl-Anthony Towns'ı getirdi. Şut atabilen bir 5 numara. Mikal Bridges'ı getirdi. OG Anunoby'yi sezon içinde takasladı. Bu oyuncular kimler? Yani çok iyi savunma yapan, üçlük sokan kanat oyuncuları. Bir tane de sahayı genişletebilen 5 numara getirdiler. Yani burada hep bir tez antitez kıyası var. Yani her zaman da bu olmaya devam kesinlikle. Edecek. Bence zaten NBA'yi ve basketbolda sıkıcı kılmayan hani yegane unsur bu. Oklahoma için de şunu söylemek lazım. Oklahoma geçtiğimiz yılda normal sezonu birinci bitirdi. O yüzden Cleveland'da söylediğimize bir derece benzer. Bir derece diyeceğim. Şey Oklahoma için de söylenebilir. Bu takımın da kendini playoff'ta kanıtlaması lazım. Çünkü bu takım normal sezonda geçtiğimiz yılda evet. Fena şut atmıyordu. Ama playoff'ta Dallas karşısında yok bu takım şut atmayı unuttu. Yani birdenbire Chet Holmgren %30'ların altında üçlük atmaya başladı. Lou Dort tamamen oynatılamaz bir hale geldi. Yani Oklahoma'nın asıl sınavı yine dediğim gibi onların da playoff'ta. Evet, şimdi bu üç takım en iyi takımlarımız ki buraya Golden State'i ve Phoenix Suns'ı da koyabiliriz. Onları da istiyorsan bir başka programa alalım. Evet. Onları da detaylıca konuşmuş oluruz. Kötülere geçelim. Kötülerde çok tanıdık simalar var. Milwaukee Bucks, Philadelphia ve Denver. Üçü de aslında NBA şampiyonunun adaylarından biri kağıt üstünde ama... Üçünden ikisi eski NBA şampiyonu. Zaten ikisi, üçünde de MVP var falan gibi böyle bir tuhaf bir durumdayız. Milwaukee ile başlayalım. Milwaukee şu an 1-6 ile Doğu 15.si yani Doğu'nun sonuncusu. Bazen takımlar tökezleyerek başlayabilirler. Ha dersin ki işte atıyorum... Ya biz Milwaukee için şunu diyebilirdik abi. Middleton yok. İşte takımda şu an bir koşma sorunu var. Yani açık saha sorunu var. İşte Middleton'la birlikte Dame'le Yannis'i biraz daha eşleştirebilirsin ve buradan bir şey çıkartırsın diyebiliriz normalde ama Milwaukee'nin sorunu böyle bir şey değil. Milwaukee bana göre kısa vadede Doug Rivers ve yanındaki Darwin hem arkadaşımızı ki hiç sevmem. Kötü tecrübeleri biz yaşadığımız için ondan travmalarımız var. Zaten var. Bu iki arkadaşı göndermeden buradan bir şey çıkartamayacağı belli. Ve ben bu hemen sosyal medyada çıkan işte Yannis New York Miami'ye veya Clippers'a gidebilir haberlerini de tamamen poçu göndermekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz Milwaukee yönetimini kaşıyorlar orada. Ya şu anda haberleri çok çıkmaya başladı Amerika medyası. Yani Yannis Milwaukee'de bir daha şampiyonluk kazanamaz. Şampiyonluğun adayı bile olamaz haberleri çıkmaya başladı. Ya bu daha ayrı bir konu. Hani bunu daha farklı konuşuruz. Şu an Milwaukee'de ne ters gidiyor? Bence biraz daha biz bunu konuşalım. Şu anda Milwaukee koşamıyor. Koşmuyor değil bak. Yani koşamıyor. Gerçekten koşamıyor yani bu takım. Ve savunma da yapamıyor. Yani şu an savunma yapmaktan da çok aciz bir düzeydeler. Ya NBA'de eğer siz bir Giannis Antetokounmpo takımıysanız, bir LeBron James takımıysanız koşmanız lazım. Bir Luka Doncic takımıysanız koşmanıza gerek yok. Bir Nikola Jokic takımıysanız koşmanıza gerek yok. Bir James Harden takımıysanız koşmanıza gerek yok. Bu oyuncular yarı sahada mahir oyuncular. Ama bir LeBron James takımıysanız, bir Giannis Antetokounmpo takımıysanız, bir Zion Williamson takımıysanız, bir Ja Morant takımıysanız sizin koşmanız lazım. Yani şu anda Milwaukee'de koşmayı sağlayabilecek hiçbir şey yok. Çünkü takımlar nasıl koşar abi? Birincisi atletiklerdir. İkincisi rebound olabilirler. Üçüncüsü topa baskı yaparlar. Şimdi atletik değilsin, topa baskı yapamıyorsun. Savunma reboundına da girdikten sonra koşamıyorsun. O zaman sen yarı sahaya kalıyorsun ve yarı sahaya kaldığın zaman da sıkışıyorsun. Yani Antetokounmpo çok iyi bir oyuncu ama Antetokounmpo yapan ana özellikleri alıkoymuş oluyorsun oyuncudan. O zaman da zaten burada bir problem devreye giriyor. Bir yandan da işin savunma kısmından
topa baskıyı geçtim. Çünkü Damian Lillard'la Gary Trent Jr.'la olmaz, topa baskı yapamazsın. Yani orada mümkün değil yani bunu yapmak. Yannis de savunmada biraz vites düşürünce potayı da o kadar iyi savunamaz hale geliyorsun. Yani orada çünkü... Ya biraz da düşürmedi bu arada. Evet yani birazdan fazla yani düşürdü. Bunu da doğruya doğru itiraf etmek lazım. Hani bu da Yannis'le ilgili artık hani bir fiziksel gerilemeye mi işaret ediyor? Yoksa takımı hücumda sırtlamak için biraz hücum savunmadan fazla mı feragat ediyor? Bu da sorgulanması gereken ayrı bir konu Yannis açısından. Ama savunmada şimdi Yannis biraz geri adım attığında bu takımda kim savunma yapacak? Yani Damian Lillard bir savunmacı değil. Gary Trent Jr. bir savunmacı değil. Hani şu anda Middleton sakat. Torian Prince oynuyor. Brook Lopez yani kalıyor geriye bir tek. Vasat bir savunmacı. Hani Yannis Antetokounmpo bunu yapmayacaksa geriye bir tek Brook Lopez kalıyor. Yani Brook Lopez de pota çevresinde bir savunmacı. Yani Brook Lopez halen boy alanın içerisini çok iyi kapatıyor. Ama sizin o zaman bir devriyeniz yok şu anda Yannis gibi. Hani üçlük çizgisi dışında da baskı yapan bir oyuncunuz yok. Hani Middleton dönünce de bir oyuncunuz olmayacak. Burada çok ciddi bir yapısal problem var. Yani bence zaten en büyük problem bu. Yani bu takımın mühendisliğinde şu anda bir sorun var. Yani bu takımdaki parçalar bir araya geldiğinde efektif bir basketbol düzeni olmaz, şu şekilde çıkmıyor. Yani burada o yüzden parçaları değiştirmek değil de parçaları nasıl bir araya getireceğinizi belki yeniden konfigüre etmeniz gerekiyor. Burada da bence gidebilecekleri iki tane konu var. Birincisi Andre Jackson Jr. ve AJ Griffin ikilisi. Ya ben Milwaukee maçlarını izledim abi. Milwaukee'nin Boston'da oynadığı maçı izledim ve kaybettiği iki Cleveland maçını izledim. Ya Pat Connaughton'la hani Bobby Portis'i izlerken benim içim geçiyor artık. Yani bu oyuncular sezona çok kötü girdiler. Uyuyarak girdiler yani sezona. Burada Doc Rivers'ın işler bu kadar kötü giderken artık AJ Griffin'e, Andre Jackson Jr.'ın ne olursa olsun sahaya atıp sorumluluk vermesi lazım. Çünkü bu olmuyor. Yani bu rotasyonla maç kazanamıyorsun baba sen. Yani senin artık farklı bir şeyler denemen lazım. Takas yapamayacaksın. Tamam bir noktada kovulacaksın ama şu anda elinde bu durum varken hani bir şeyleri denemen lazım. Bence burada da çözüm AJ Griffin ve Andre Jackson üzerinden geçiyor. Bu oyuncular mükemmel oyuncular değil. Andre Jackson Jr. yetenekli bir oyuncu değil. AJ Green de şut atabiliyor. Ama hani senin şu an bu yeteneklere ihtiyacın var. Yani kesinlikle onları kullanabilirsin. Andre Jackson Jr. senin sahaya atıp bir tam sağ topa baskı yaptığın, işte bir rebound sonrası onun topu yere vurarak çıktığın, yani 3 dakikaya 5 dakika ihtiyacın var. AJ Griffin'den gelecek katkıya senin şu an ihtiyacın var. Çünkü zaten Pat Connaughton, Bobby Portis sana bunları vermiyorlar. Hani o yüzden hani Milwaukee'nin acilen başka bir şey denemesi lazım. Ya bu aslında işte birbirinden hani silsile dediğimiz şey bu. Yani savunma yapamadığın takdirde zaten koşamıyorsun. Tabii. Çünkü o yani savunmadan devşirebileceğin bir oyun sistemi ve Yannis'i şimdi evet LeBron da çok koşan takımlarda çok daha başka bir performans gösteriyor ama LeBron basketbol artık, zekasıyla evet, o yarı sahayı da açan bir artık adam. LeBron hani yavaşladıkça, yaşlandıkça takım da daha yavaş oynuyor. Şeyi öğrendi yani LeBron bir yarı saha mastermind'ı oldu. Ama Yannis o değil. Yani çünkü hani Yannis'in fiziksel yani, özellikleri de buna uygun değil. Fiziksel özellikleri de buna uygun değil. Yannis LeBron kadar oyun görüşüne sahip olan bir oyuncu da değil. İşte bu ya burada çıkış hani Milwaukee için çıkış ne olabilir? Bak ben sana bir şey söyleyeyim gerçekten. Hani bir yerde Doc Rivers'ı da kovup bir yerde Antetokounmpo'yu da takaslayabilirsin. Yani sen eğer Antetokounmpo'yu burada Yannis'i bir şekilde ikna edemeyeceksen ve edemeyeceğine inanıyorsan burada takasa gidebilirsin veya pazara bırakabilirsin. Ya pazara bırakmazsa takasa gidersin karşında. Tabii. Çünkü müthiş bir paket alma şansın var ve Milwaukee bence bu sezonun ortalarında Oklahoma'nın bir sürü draft hakkı var. Alabilir. Genç yetenekleri var. Ki Oklahoma'ya da iyi olacak. Bu arada manyak bir şey olur. Oklahoma'ya Yannis'i koysan yani. Alamazlar Oklahoma'ya. Yani mikrofonda bir orada heyecandan bir yani, vurdum ama acayip. Milwaukee yani oradan bir chatmet bir şey çekmeye çalışır Yannis'i. Abi chat'i falan hayatta çekemez de. Yani bak. Ama bak şöyle düşün yani. Günümüzde artık yani bence NBA'de bir daha kolay kolay bir takımın işte 5 takas hakkı, 6 takas hakkı vereceği bir şey görmeyeceğiz. Draft hakkı vereceği bir takas görmeyeceğiz. Böyle bir bunu şu anda yeryüzünde yapabilecek olan hani 2 tane NBA takımı falan kaldı. Bir tanesi Oklahoma, bir tanesi de bir ihtimal New Orleans Pelicans olabilir. Veya işte orada San Antonio'nun elinde draftlar var. Belki ama kimsenin Oklahoma ve Utah. Burada New Orleans'ı bile yazmamak lazım olabilir. Hani Oklahoma'da şimdi hem genç yetenek var elden çıkartılabilecek olan, potansiyel olan, hem de bir sürü draft hakkı var. Ve bunu yapacaksan Yannis için yaparsın. Çünkü Yannis şu anda Oklahoma puzzle'ını tamamlayacak oyuncu olabilir. Ama şimdi ben de Yannis olsam artık New Orleans, Utah gibi daha orta segment pazarlara gitmem. Yani, ya ben mesela Yannis'i nedense hep bir Golden State
Bir yerde Golden State belki onların bir kapısını çalabilir. Ya bilmiyorum. Yani şimdi önce o takası isteyecek mi, istemeyecek mi, ne olacak bunu görmek lazım. Önce bir Doug Rivers'lık olsun. Ben yakın dönemde olacağını düşünmüyorum. Bu takımın da sezon sonu gelmeden Doug Rivers'a yolları ayıracağını düşünüyorum. Evet, o zaman hızlıca Philadelphia ve Denver'a da bakalım. Denver diyelim. Denver çok kötü başlamıştı. Biraz daha toparladılar. Batı'da kendilerini 8. sıraya alabildiler ama yani Aaron Gordon da sakatlandı. Şu an Denver eşit, yani zaten öyleydi ama şu an kesinlikle Denver eşittir Nikola Jokic. Evet. Yani Nikola Jokic'in ayak küçük parmağına bir şey olsa Denver daha da aşağı doğru gider. Yani dükkanı kapatsalar da olur. Kapatır kepengi ve yani. Ve Jokic de sezonu o kadar iyi başladı ki. Abi yani. 29-6, 12-6, 13. Ve deli gibi üçlük atıyor. Ve bu sezon Jokic acayip üçlük atıyor. Yani bak sadece sokmuyor. Hani şeyi de arttırdı, hacmi de arttırdı. Evet, çok, şu anda deniyor. Yanlışım yoksa 29'da 16 gibi bir yüzdeyle oynuyor olması lazım. Yani %59'luk bir üçlük yüzdesi var. Çok fazla üçlük deniyor. Bu arada 16'dan daha fazla da olabilir. 7 üçlük isabeti soktuğu bir maç var. Clippers maçı ve buna rağmen kaybettiler o maçı. Sürekli 40 sayıları zorluyor Jokic. Ve buna rağmen Denver güç bela maçlar kazanıyor. Bela. İşte Brooklyn'i uzatmalarda yendiler. Toronto'yu uzatmalarda yendiler. Clippers'a Jokic 7-3'lük soktu. 41 sayı attı. Kaybettiler. Hani, ve bu zaten Denver'la ilgili çok büyük bir problemi işaret ediyor. Asıl zaten endişe verici unsurlardan bir tanesi de bu. Yani Nikola Jokic'in böyle oynadığı maçları Denver'ın kaybetmemesi gerekiyor. Hani zor bile kazanmaması lazım. Hani yakın da kazanmaması lazım. Çünkü burada şöyle de bir risk var. Nikola Jokic bu oyuncu değil. Yani Nikola Jokic bunu yaparken hani Nikola Jokic bunu yapabilecek bir oyuncu ama Nikola Jokic bunu 82 maç boyunca yapmaktan mutlu olacak bir oyuncu değil. Yapma konforuna sahip olan bir oyuncu değil. Oyuncunun içgüdüsü bu yönde değil çünkü. Oyuncu bunu oynarken kendini konforlu hissetmiyor. Yapamıyor değil, yapabiliyor. Nikola Jokic her şeyi yapabiliyor. Ama Nikola Jokic'in sen 30 sayı ortalamayla oynadığı bir sezonu istemezsin. Çünkü Nikola Jokic de bunu istemiyor. Senin starına bir konfor sağlayabilmen gerekiyor bu noktada. O konforu da sağlayabilecek faktörler. Birincisi dış şut isabeti. Öbürü de Michael Porter Jr. ile Jamal Murray'nin hücumda daha fazla yük kaldırması. Onların da bunu kaldırabilmesi için bir sağlıklı ve formda olmaları lazım ki bu büyük bir soru işareti. Çünkü Murray'nin sağlığı sıkıntıda. Zaten çok formsuz gözüktü. İkincisi bu takıma spacing lazım. Sen bu takımdan Kentavious Caldwell Pope'u çekip yerine Christian Brown'u koyduğunda kötü bir oyuncu koymuyorsun ama şut atamayan bir oyuncu koyuyorsun. Ve şut atamayan bir oyuncu koyduğunda da işler çok daha sıkışıyor. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Nikola Jokic için bu kadar büyük bir performansla normal sezonun da başında veriyor olması bir kere çok büyük bir soru işareti. İkincisi Aaron Gordon'un durumu ne olacak? O bir soru işareti. Üçüncüsü bu takım halen daha belli başlı noktalarda NBA'in elit takımlarından biri olabilecek potansiyele sahip ama sen şimdi bir yerde maçın belli bir noktasından sonra hücumu halen de Russell Westbrook'un eline bırakırsan ki geçenlerde fena da oynamadı. Bir 26-6 ile falan oynadı. Brooklyn maçında 22 sayı attı. Aynen yani orada yine bir şeyler yapıyor ama artık Russell Westbrook yani 7 maçta bir 10 maçta bir sana bunu en fazla verir. Ben çok sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum ve yani gerçekten Murray çok oynaması lazım yani. Ve hani Murray'e işte kötü gözüktüğü bir dönemde büyük bir kontrat verdiler. Hani Murray bunu toparlanmadı yani. Murray bunu oynamadığı anda, bu kontrata yakın bir performans sergilemediği anda çok büyük kilitlenirler. Yani orada çok büyük bir sıkıntı var. O tarafta da problem şu. Hani head coach Michael Malone'la genel menajer Calvin Booth'un çok anlaşamadığı söyleniyor. Çünkü Michael Malone hani kadroyu belli yetersizlikler konusunda sesli şekilde eleştiriyor basın karşısında. Yok işte. Hani bu da yani yok hiç yapabilir. Ama Malone bunu yaptığı zaman o bir güç savaşına doğru giriyor. Yani Denver'ın da o yüzden burada biraz durumu zor. Şimdi Aaron Gordon sakatlandı. Murray'nin sakatlığı var. İşte Julian Strother, Peyton Watson, bu oyuncular biraz daha fazla süre alacaklar. Oralarda onlardan artık ne çıkacaksa belki Denver'a ekstra bir katkı sağlayacak ama bakalım. Evet, son olarak da Philadelphia'ya geçelim. Philadelphia'da geçtiğimiz günlerde Paul George sahalara geri döndü. Phoenix maçında geri döndü ki o maçta da Philadelphia bayağı iyi oynadı ama işte Kevin Durant gibi bir abi olunca karşıda maçı vermek zorunda kaldılar. Tabii Philadelphia ile ilgili sorunlar büyük. Embiid tam dönüyor derken 3 maç ceza aldı NBA'den.
Evet. Haşere çocuğu bu sefer cezalandırdılar. Ya şimdi orada şöyle bir hikaye var. Hani bu hikayeyi biraz anlatmak lazım. Embiid soyunma odasında bir basın mensubunu ittirdiği söyleniyor. Ve bundan ötürü de Joel Embiid'e NBA 3 maçlık bir yapmamış ceza diyebilir verdi. Misin? Yok, yapmamış diyemem. Çünkü konu şimdi şuradan başlıyor. İttirdiği kişi Philadelphia'da yerel bir dergi yazarı. Inquirer diye bir dergideki yazar. Marcus Hayes adında bir beyefendi. Embiid'le ilgili bir köşe yazısı yazıyor. Ve yazdığı köşe yazısında... bu köşe yazısı bu arada geri çekildi artık. Hani derginin editörü artık kimse. Hani bu yazı geri çekildi o noktada. Joel Embiid'in ölü abisini ve Joel Embiid'in çocuğu üzerinden Embiid'le ilgili çok hani gerçekten sıkıntılı denebilecek şekilde bir analiz sunuyor. İşte Embiid'in hani sezona başlamadan önceki tartışılan laflarını alıp işte Philadelphia şehrinde imza bırakmak isteyen bir adamın işte oğluna, işte ölü abisinin ismini verdiği oğluna daha iyi bir miras sunması gerekir. Bunu bırakmak isteyen adamın her gün işine gelip çalışması gerekir gibi. Gerçekten Embiid'in hani çok haksız ve hadsiz bir şekilde hani yaşamını kaybetmiş abisini ve yeni doğan çocuğunu bir yazının içine sürükleyerek hani gazeteciliğe, medya mensupluğuna çok uymayan, yakışmayan türden bir yazı kalemi alıyor. Ve Joel Embiid bu konuda kendisini birkaç defa basın toplantılarında eleştiriyor bu arada. Embiid'in de bu konudaki açıklamaları var. Başka oradaki basın mensuplarının verdiği haberlere göre Embiid soyunma odasında hani Marcus Hayes'e bağırıyor ve sonrasında da Hayes'i ufak da olsa ittiriyor. Şimdi Embiid yanlış. Çünkü hiçbir basın mensubunu hiçbir şart altında bir sporcunun fiziksel bir şekilde müdahale etme hakkı yok. İnsan yani, yok direkt hatta. İnsanlık yani. Olarak yok. Çok doğru söylüyorsun. Ama hani şu da var. Yani ben burada bu yazıyı yazan kişiyi de savunamam. Çünkü tabii. Hani çok yani sıkıntılı bir noktaya işi çekip bir sporcuyu sporculuğu üzerinden değil kişiliği üzerinden ve kişisel hayatı üzerinden vurmaya çalışan hani pek yani hadsiz bir yazı olmuş yani pek hani böyle saygı çerçevesi ve centilmenlik sınırları içinde kalan bir yazı dili olmamış. O açıdan da ben Embiid'in niye sinirlendiğini anlıyorum ama bununla mücadele etmenin yolu bu değil. Yani basına sinirlendiği zaman, belli basın organlarına sinirlendiği zaman sporcular oralarla konuşmayabilirler, oraları tamamen kapatabilirler. Oraları tamamen hani gölgeleyebilirler ama kimsenin kimseye senin de dediğin gibi fiziksel bir hamle yapma şansı yok. Ve tabii ki yani Embiid'in bunu yapması şimdi 3 maç daha kaçıracak. Zaten sezona girmedi. Yani sezona başlamadı. İşte Paul George yeni dönüyor. Bizim hani bir Embiid, Maxi, George'u aynı anda oynarken de görmemiz lazım. Çünkü oyuncuların bir oynama alışkanlığı geliştirmesi lazım. Bunu ne kadar geciktirirsen o kadar tabii ki işleri zorlaştırmış olursun kendin için. Şimdi geçtiğimiz günlerde bizim ülkemizde de bir oyuncuyla değil de başka bir yöneticiyle gazeteci arasında evet, da böyle bir sorun olmuştu. Keza Türk futbolunun çok büyük isimlerinden biri de böyle bir olaya maalesef ki karışmıştı zamanında. Buralarda... Bizim milli takımımız karıştı ya. Bizim milli takımımız uçakta gazeteci tabii. Dövdü yani. Şimdi biz burada yani ben de bir gazeteci mezunuyum. Tam %100 gazetecilik yapıyorum dersem çok iddialı olur ama yoksa gazeteciliğin ne olduğunda hepimiz 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde eğitimini alıp buraya geliyoruz. Gazetecilik özellikle bu sosyal medyayla birlikte biraz fazla popülaritesi yükselen bir meslek haline geldi. Şimdi eskiden de gazeteciler çok popülerdi ama okurlarıyla sadece okudukları üzerinden bir diyalog kuruyorlardı. Ya da işte televizyondan belki kuruyorlardı. Şimdi sosyal medya ile birlikte müthiş bir popülarite yarışı var. Bu zaten her konuda geçerli. Ya doktor da yani bir sürü doktor şimdi mesela YouTube'da video çekiyor. Evet. Anladın mı? Yani bu popülarite tanınmak çok daha fazla bir noktaya geldi. Nereye bağlayacağım? Bazen gazeteciler bunun biraz fazla gazına gelip aslında kendilerine de çok yakışmayan eleştiriler yapabiliyorlar. Şimdi sen adamın vefat eden abisinden topu alıp çocuğuna oraya buraya getirirsen bu adamın sana bir yerde bir tepki vereceği belli. Şimdi biz burada hep ne diyoruz? Zaten olması gereken bir tepki mi vereceksin? Senin söylediğin gibi adamı gördüğünde merhaba demezsin. Gazetesine, dergisine konuşmazsın. Michael Jordan Sport Illustrated'a yanlışım yoksa bir ay boyunca demeç vermedi. Yani mesela ki Michael Jordan'ın bunu yapması Illustrated'i rahatsız eder. Ya da hukuki bir yol ararsın. Yani şimdi sizler para kazanmayan adamlar değilsiniz. Belki 10 tane avukatın vardır. Senin sorarsın bununla ilgili ben bir şey yapabilir miyim diye. Şimdi bu fiziksellik girince işin içine %100 haklı diyemiyorsun. Tabii ki. Yoksa o yazıda kalıp bu adam bunu mahkemeye verse %100 haklı. Ya şimdi burada biraz empati yapmak lazım. Yani gazeteciler evet. Her şeyi söyleyebilirden
bir sıyrılmak lazım. Her şeyi söyleyemez. Bence de söyleyemezler. Sporcular da herkese konuşmak İnsan zorunda yani. Değiller. Hani bizim kendi ülke tarihimizde de bence bunun güzel örnekleri var. Hani ben basketbol üzerinden Cenk Akyol'un birçok insanın aklına gelecektir. Hani bunlar da yöntemler abi. Yani dediğimiz gibi ama günün sonunda gerçekten önemli olan insan kalmak, insan kalabilmek, her şeyin bir yolu yordamı var. Bir kere hukuk var. Amerika'da da var, tüm ülkelerde var, Türkiye'de de var. Bir şey çözülecekse güzel, hukukta çözülsün. Sonra hani biz de burada konuşmak zorunda kalmayalım. Özer, kapatalım mı? Kapatalım abi, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bugün normal süremizden daha fazla yapıyoruz. Çünkü sezonun başı bizde NBA izlemeyi de açıkçası çok özledik. Konuşmayı da çok özledik. Programlarla da arka arkaya sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.